Ve şekerlerim, biz böyle yine kahvaltımızı hazırladık doğayla birlikte. Aliya camiye başladı bugün. İnşallah bir şeyler öğrenebilir. Yine domates kızartması yaptım her zamanki gibi. Domates kızartmasından da geçtik. Böyle iyice ezdim. Doğa dişlerinden dolayı yiyemediği için. Yine bunu istedi. İyice de ezdim, dediğim gibi rahat yesin diye. Böyle işte kızlar. Kahvaltımızda bu şekilde yine yulaf ekmeğimi yaptım. Bizlere afiyet olsun. Herkese selamlar canlarım. Yeni bir vlogdan günaydınlar. Aslında öğle vakti, yani şu an saat 12.30 falan herhalde. Eşim bugün erken geldi. Hatta ben daha geç bekledim. Erken geldi, iyi oldu. Hemen dışarı çıktık. Birkaç alacaklarım var. Onları alacağız. İşte evde bugün çok fazla işim yok. Yani evle alakalı çok fazla işim yok. Biraz böyle mutfak işleri var. Yani işte böyle köy için hazırlık babında diyeyim. Öyle yani, bakalım. Hava da gene yağmurlu gibi, bir kasvetli gene, değil mi canım Murat? Akşam ne yağmur? Valla Güneş yağmurlu. var mı? Güneş Ama var. bulutlu Murat. Yok. Ben yağmur sevmiyorum da, benim kalacağım. Böyle işte camların, Migros'a bir uğrayacağız. Bir de belki Gimat'a gideriz bir ihtimal. Bakalım orada halledemezsek. Böyle şekerler, gene görüşürüz evde. Migros'a geldik şekerlerim. Kova seti 10 lira. Alsam mı acaba tatil için? Ama var evde, değil mi? Onları kullansın. Eskisi gibi oynamıyor kovayla. Hala lahana var ya. Ve evimize geldik biz şekerlerim. Yorulduk kız. O marketten oraya oraya derken. Yani çok bir şey almadık ama her şey o kadar pahalı ki, aldığımız gittiğimiz, mesela birini bir yerden alıyoruz, birini bir yerden alıyoruz. Migros'a ve 101'e uğradık. Bir de BİM'den bir şey aldık. Şoktan aldık, çıktık. Öyle işte, şimdi aldıklarımızı size göstereyim kısaca. Ve sonra parka götüreceğim Ali'yi. Başımın etini yedi. Ay kızlar, başımın etini yedi. Bugün Allah'tan evde çok işim yok. Akşam işte artık valla çok sıcak hava, şimdi hiç mutfağa girmek istemiyorum. Yemeğim de var Allah'tan, o yüzden akşam şey yapacağım. İşte poğaça falan yapacağım, onları da akşam yaparım artık. Öyle görüşürüz canım içleri. Ve hemen başlıyoruz. Şöyle bir tane kızlar bunu doğa istemişti. Şöyle silikon alıyor ya uçları. Şey kulak kaldım ona. Bunu birinden mi aldık canım? 101'den mi? İkisinden birinden işte. 20 küsür liraydı galiba fiyatı. Sonra Migros'a uğradık. Migros'tan böyle bir tane süt. Bir tane değil ya. Birkaç tane aldık süt. Süt aldık. 10,90'dı fiyatı. Sonra bir tane şöyle yoğurt aldım. Bunu çorba yapacağım. Biraz da evde var. Aslında süzme yoğurt alacaktım. Migros'un süzme yoğurdunu, ama orada kalmamıştı. Herhalde arife günü diye tükendi, bilmiyorum. Bundan aldım. Böyle böyle yoğurttan da yapıyorum. O yüzden şey değil, sıkıntı değil yani. Bundan aldım. Bu arada poşetleri buraya koydum ama hiç yere koymadık. Arabamızdan direkt buraya getirdik. O yüzden temiz olduğu için koydum. Siz söylemeden ben söyleyeyim hemen. Sonra şöyle bir tane bunu köyü için aldık kızlar. Yumurta aldık 30'lu. Fiyatı da 40 liraydı. Ay, yumurtaya bak, 40 lira olmuş. Bu da şey yani, medium falan bir de. Değil mi? Yazmıyor medium. Ha, yazıyormuş medium. Aslında 30 liraydı. Şey dedim Murat. Neyse boş ver artık. Aklıma gelmedi. 39 liraydı. Sonra yine Migros'tan bir tane süt daha. Ve bir süt daha. Yine bir tanesini oraya götürdüm. İki tanesini de evde içerler. Bir tane yine spagettisinden aldım. İki tane şöyle baharatlı Migros'un çubuk krekerini aldım. Bir tane şöyle şey peynirli, hatta yine peynirli normal çubuk. Normal çubuk 1 liraydı. Normal çubukları 1,5 da peynirlisiydi. Ay limonlar ne olmuş kız? 22 liraydı kilosu. Şöyle 1 kilo yakın. Belki 1 kilo tutmuştur. Bilmiyorum. Vallahi onun fişine bakmadım. Ne kadar tuttu. Limon aldım. Çok pahalıydı bence limon.
Şöyle bir tane irmik aldım Migros'un. Bunun da fiyatı 6.75'ti. Bunu da kızlar şekerpare yapacağım akşam. Hem anneme hem kayınvalideme onun için şey yaptım. Onun için aldım. Sonra önümde şok poşeti var, oradan devam edeyim. Şu cipsini çok seviyoruz, ondan aldım. Uzun zamandır almıyordum. Vallahi bu cıbırı almıyorum ya kızlar. İki tane böyle aldım. Birini hatta yedik biraz önce. Bir tane şu karamdan. Bu da şeyle, bunu anneme aldı. Şu magnolia tadında eti karamın. Şu çikolatasından aldım. Fiyatı 45 liraydı. Biraz pahalıydı ama. Öyle. Sonra bir tane de şöyle yufka aldım kızlar. Bunun da bizim burada bir iyi yufkası güzel olan bir market var, oradan aldım. Fiyatı da 22 lira. Bence çok iyi. Yani yufkasına göre çok iyi. İncecik çünkü çok güzel çıkıyor. Köy için börek yapacağız onda. Yine Şok'tan bir tane şu sultan sucuk aldım. 27 liraydı fiyatı. 27 küsürdü. 28 lira diyeyim. Biz sultanı hep çoğunlukla alıyoruz. Yani normal açık sucuk almazsak sultan çok aldığımız bir marka, biliyoruz yani. Yine bir sultan sucuk, bir tane daha şöyle aldık kızlar. İki tane böyle sucuk aldık. Bunları da köye götüreceğiz. Bunun da fiyatı, bu da 20, normalde 40 küsür liraymış. 25 lira üzerine 26 lira indi bu. Bunun da normal fiyatı 27,5'tu. Yani ikisi 50 küsür lira. Ya işte 60 lira diyeyim. Bence uygun oldu. Köye götüreceğiz, orada kahvaltıda yiyelim diye. Ya fazla kalmayacağız zaten. Biz hani 2 ya da 3 gün, yani 2 gün kalacağız. Ama yine de yeniyor yani, çocuklar da var. Bir tane şöyle evin yağı margarin aldım. Bu margarinlerden de kızlar, kendi markasının margarinlerinden en güzeli bence Şok'unki. Migros'unki şey yapıyor. Sole var ya, kokuyor yani. Hamur işlerini falan kokuyor. Biminki sole pardon. Hamur işlerini kokuyor. 101'inde Vera diye bir markası var gene. O da böyle aşırı bir sarı ya. Renklendirmesi var gibi böyle hiç yapay. Yani zaten bitkisel margarin ne kadar sağlıklı diyeceksiniz ama değil, evet. Ama o da tamamen böyle hiç insan için sinmiyor ama evin bence olabildiğin en iyisi. Hiç kokusu şeyi yok böyle yani. Evini aldık bir tane de, çok uzattım. Poğaça yapacağım ya kızlar onun için. Ondan sonra bir tane de şöyle şey aldım. Şok'tan yine Doritos'un çakması. Amigo'dan aldım peyniri de. Bahçede yeriz orada diye. Sonra o gün kayınvalidem almıştı bayağı ama ben de yine biraz daha tekide kaldım şöyle. Çünkü çok yiyoruz. Bir de görümcem de orada olacaklar. O yüzden birlikte öyle şey yaparız diye. Bahçede yeniyor orada yani köyde. Hep ya da pikniğe falan gidersek. Bir tane de şöyle kızlar Sprite, büyük Sprite aldık. Fiyatı 15 miydi Murat? 13.95'ti galiba. Evet. Bir tane Coca-Cola aldık. Bunları da yine köye götüreceğiz. 17.5'tu. 17 küsürdü işte fiyatı. İki tane de şöyle Migros'un şeyinden aldık. Limonatasından. 7 lira da bunlardı. Böyle bunlar indirimdeydi. İki tane böyle Migros'un limonatasından aldım. Vallahi ilk defa aldım. Onun tadı nasıl bilmiyorum. Migros'un kendi gazozu çok güzel ama hiç yoktu. Bir tane de kalmamıştı. Bir tane de bunu evime aldım. Aslında biz şey kooperatiften alıyoruz Temmuz'unkine. Ama o şu an gelmemişti 5 litreliğe. O yüzden şimdi Migros'tan bir tane şunu aldım. Sonra oradan alırız diye. Bunun da fiyatı 35 liraydı. 35 lira. Evet. Başka. En önemli şey kızlar. En önemli şey. Sonra ambalajcıya uğradık. Ambalajcıdan da bakın ne aldım. Şöyle yüzlü şey aldım. Plastik tabak aldım. Bizim köyün içinde yani evin içinde henüz su olmadığı için, yani deposu falan var da su sıkıntısı olduğu için, öyle diyeyim size, hep taşıma suyuyla yıkıyoruz. O yüzden de dolayısıyla yani sürekli bulaşık çıktığı için böyle ben bir formül buldum kızlar. Köye giderken mutlaka ki bu kağıt tabaklardan, plastik tabaklardan falan, kullanata eşyalardan alıyorum yani. Hani çatal kaşık falan oradan kullanıyoruz da, hani çay bardağı falan, ama bunlar da işte kahvaltı hazırlarken ne bileyim peynir meynir koymaya bir şey olmaz yani. Gayet kullanışlı işte. İşte domates doğramaya, peynir falan koymaya. Hani sıcak şeyler için değil ama
İşte ortaya kavun karpuz doğramaya falan. Bence böyle böyle hani iyi oluyor. 100 tane bundan aldım. Fiyatı 36 liraydı kızlar. Ya onları var. 9.90 işte 10 lira. Yani bu böyle olunca bana daha uygun geldi. Şunu da eve almıştım. Yedim arabada biraz. Ay çok seviyorum çekirdeği ya. İnanılmaz bir çekirdek şeyim var. Çok seviyorum çok. Bir de yüzlü böyle şey aldık. Bu plastik bardaklar oluyor ya, hani iş yerlerinde, sebillerde falan içtiğimiz. Şimdi bu eğilmiş mi? Ha yok. Kullanat bardaklardan yine çocuklar işte meşrubat şu bu içince meyve suyu falan atmaya hemen. Vallahi ne yapayım kız, baş edilmiyor bir türlü anacığım. Çok zor oluyor yani, bir de kalabalık olunca. Ya kayınvalidemle kayınpederim tek başına olunca neyse, ama biz falan gidince de tabii çocuklarla falan gerçekten çok zor oluyor kızlar. O yüzden de bu tür şeyler bana, bize kurtarıcı oluyor. Yani sadece ben değil, mesela görümcem de giriyor, kayınvalidem de giriyor. Hani ben de bulaşığı hepimiz hani şey yapıyoruz ama herkes için zor yani. Ne kadar bulaşığı azaltabilirsek o kadar iyi yani. O yüzden de böyle güzel oluyor. Şekerlerim. Evet, aldıklarımız bu kadar tahminen. Ne kadar tuttu Murat? 500 tutmuş. Aldığımızda da hiçbir şey yok. Gerçi sırf ambalajda zaten 46 lira verdik. 36, 10 lira da bardaklar. Yüzlü bardak da 10 liraydı bu arada. 46 lira tutmuş orası. Tabii 500 lira. Hiçbir şey yok. Şuna bakın yani. Ne et var ne süt var içinde. Daha hani tavuk falan da oradan alırız dedik yoldan. Patates alacağız. Değil mi? Tavuk. Tavuk karpuz. Alacağız. Karpuz kıyma. Alacağız. Patates. Kıyma buradan gidecek de. Patates. Evet şekerler. Neyse yola çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Değer yani. Çünkü oradaki evimiz gerçekten çok yapılı değil. Eski bir ev. Çok böyle ama biz seviyoruz. Çünkü böyle bahçesi güzel. Havası çok güzel. Çok çok güzel bir havası var. Zaten Bolu. Ağaçlar böyle her yer zaten ağaçlık yer. Böyle yeşillik ve içinde. Güzel yani. Bir de hani kafa dengi de olunca görümcenler falan da orada. Güzel geçiyor bence. Öyle şekerler. Alışverişten geldik. Böyle hemen bunları bir yerleştireceğim. Daha doğrusu yerleştirmeyeceğim. Götüreceklerimizi içine yapacağım. İşte dediğim gibi akşam buzlukta şeyim var. Süper Fresh'in şu ıspanağımdan var. Her zamanki ıspanağımdan. Ondan bir börek buna yaparız. Hatta kayınvalidem çok güzel yapıyor. Patatesli değil annem. Şeyli yapacağız, ıspanaklı. Yufkayı ona veririm. Şeyi de veririm. O yapar. Ondan sonra ben de poğaçaları yaparım burada. Çorba yapacağım. Oraya götürmek için dediğim gibi bir şeyler fasulye pişireceğim falan filan. Onları işte akşam ya da yarın sabah yapmayı planlıyorum. Daha doğrusu ikinci gün sabah da yapabilirim. Bilmiyorum kızlar, işte gün ola hayır ola ama şimdi buraya kadar vallahi yorulmuşuz. Kapatayım ben. Şimdi Ale'yi biraz parka çıkaracağım. Yemeğimiz de var. Şimdi yukarıdan Murat göbeğini gösteriyor. Karnı acıkmış. Yukarıdan dün sarma yaparken bir de küçük tencereyle, kayınvaliden bir gün önceden de kalan iç varmış. Daha önceden kalan iç. Onunla da küçük tencereye şey yapmıştı. Onu pişirmiş. Büyüğü oraya götüreceğiz. Pişirdiğini alacağız şimdi. Biraz getireceğiz yani oradan. Şimdi evdeki yemeklerle beraber biraz Murat Bey'in karnı doysun. Sonra da ben Aliye'yi parka çıkaracağım. Böyle şekerlerim, görüşürüz yine. Kızlar şimdi yemeğimizi de yedik. Ondan sonra şimdi onları kaldıracağım. Buraları bir temizleyeceğim hemen. Kanka bir toplaması bende. Toplayacağım tabii. Aliye topladı da masa. Ondan sonra da parka çıkaracağım onu. Şeyleri koymuş içine. Tencereleri sağ olsun.
koymak yerine oraya koymuş. Çocuğum. Masayı sildin mi? Evet. Ha? Ya baban da bir nefes alsın. Allah Allah, bir yoruldu adam ya. Alya parktan başka bir şey bilmiyor musun? Hayır Alya, gitmiyor şimdi baban. Şurada tam bir şeydi ya. Abla, orada. Şu tezgahı sil, tezgahçı ama. Çok şükür şu ocağım zaten tertemiz. Onu silmeyeceğim yani, yemek yapmamı ısıttım sadece. Bunlar da artık biraz kurusun, yerleştiririm. Haydi bakalım. Ve şimdi dışarıdayız kızlar. Dondurma yemeye çıktık. Yani dışarıdaydık zaten. Aliye dondurma istedi. Yediğimiz, denediğimiz en güzel kornet kızlar. Şu şey var ya, Milka'lı olan. Bu dışı mor olan. Ay o kadar güzel çikolatası falan. Harika yani. Deneyin bundan da kız. Sen niye yaramazsın? Niye? Farkı
Şuna bak, suyumu attı ya. Sıpa. Ayran attı bak aşağı. Daha hızlı. Dudum daha hızlı salla. Ve kızlar ben eve geldim. Bakın eve geleli çok oldu. Hatta poğaçamı bile yaptım. Şimdi şuradan bunu da yine köy için kızlar yaptım. Biraz anneme götüreceğim. Gerisini de köye bırakacağım. Köye götüreceğim. Orada yiyeceğiz. İnşallah. Böyle kabartma tozlu her zaman yaptığım poğaçadan kızlar. Arası peynirli. Ay mis gibi kokuyor. Şimdi bunu alacağım. Burada da şu diğerlerini yaptım. Aynı tepside yapacağım için şimdi oraya koyacağım yani. Üstlerini yumurtalayıp tezgahımda iyice yoğurdum. Tezgahım temiz zaten. Öyle. Evet şekerler. Bunların da hemen bakar mısınız nasıl güzel oldu, oraya boşalttım. Şimdi hemen üstlerine de kar olmuş susam döküyorum ve bitiyor. Ve ikinci tepsim de gidiyor fırına. Hadi bakalım. Ve bakın canımlar, şekerparem de hazır. Sadece üstlerinin cevizlerini koyuyorum. Şu şekilde. Hafiften şöyle batırıyorum çok ezmeden. Bunu ben İhsan Yallah'ım yaptı sağ olsun, yan komşum kızlar. Onun şekerparesi çok çok güzel oluyor. Onu çağırdım sağ olsun, hemen 2 dakika halletti. Benim çok öncelerde yaptığım şekerpare vardı ya. O kadar güzel olurdu ki. Tam böyle pastane şekerparesi gibi. Tarifini bir kaybettim. Her zaman her günde yapılan bir şey değildi yani, unuttum. Hangi nereden baktığını da kaybettim inanın. Ama işte bu komşumunki de çok güzel, o yüzden şöyle yaptı sağ olsun. Evet şimdi bunlar da fırına. Şuruplarını köyde dökeceğiz. Annemkinde annem yarın dökeriz, onunkinde şeyde annemin evinde, çünkü şekerlenir. Hemen şey oluyor yani. Çabuk şekerleniyor. Ev yapımı olduğu için şekerpare